Elif hoş geldin, ne haber? Hoş bulduk, ben merhaba, farkındaysan... teşekkür ederim. Maç döndürücü siz... bir hızdı. Oradan bir Mark Zuckerberg'in eşinden İsveç dağlarına, Alplerin eteklerindeki Sezgin Baran Korkmaz'a geçebiliyorum yani. Cüneyt Bey zaten bence evet. bunun için Hı. size ödül vermeliler. Yani bu çok fazla rastladığımız bir özellik değil. Bu geçişi yapabilmek de aslında çok önemli bir yetenek. En büyük ödül bizim izleyicilerimizin bize verdiği like'lar <laughs> ve de evet. şu anda süper yağdırdıkları paralar. <laughs> Öyle söyleyeyim. <yani>. Yağdırın. <laughs> Liza yağdırmış Avustralya'dan 1.99. Eyvallah Liza'cığım. Şey. Bizden sendeniz bugün eyvallah. Evet. Haberlere geçeceğiz ama Ronaldo'yu gördünüz mü basın toplantısında şeyi kolayı atıyor diyor işte su için bunu içmeyin diyor değiştiriyor evet. şeyini yerine ondan Aklı. sonra şey haklı da tabii şimdi bu acaba ne olacak? Hisseler düşmeye başlamış. Ben de hemen izleyenlere hatırlatalım dedim. Yani Ronaldo'nun bunu yapması acaba hani çok birilerinin umrunda mı? Şöyle söyleyelim. Kendisi dünyada en çok takip edilen sporcu. 450 milyondan fazla takipçisi var. Markalar peşinde koşuyorlar. Milyar dolarlık neredeyse bir geliri var ve gelirinin de zaten yüzde %50'sini kabaca reklamlardan elde ediyor. Yani yaş yere yatacağını sanmıyorum. Bu özgüven nereden geliyor? sorusunun cevabı o kendi markası <laughs> da var zaten Aynen, Ro Ronaldo olduğu için olabilir mi yani <gülüyor> evet, <gülüyor> evet bir özgüven <gülüyor> <gülüyor> ne kadar var sen ben de işte bir 3 milyar dolar var hmm, bayağı özgüvenli gördüm seni <laughs> hayatım zaten ben bu zenginlerde görüyorum yani bazıları için hepsi için söylemeyeyim sözüm meclisten dışarı ama böyle zengin olunca garip bir özgüven geliyor konuşma değişiyor oturma değişiyor konuştuğun insanlar değişiyor, gündemler değişiyor. Mesela para arttıkça bilgi de artıyormuş gibi bir şey oluyor. Para arttıkça her şey biliyor yani. Her şeyi bilen bir insan var karşında. Bilmiyorum kelimesi yok. Şiirden anlıyor, <laughs> sanattan anlıyor. İş zaten anladığı için oraya getirmiş de yani. Böyle bir farklı bir şey var. Böyle bir trafik böyle evet efendim sepet efendimciler dolaşıyor etrafta falan. Öyle bir dünya kuruluyor şeyde. Bu arada kola meselesine ben bir hipnot düşeyim. Benim oğlum 9 yaşına geldi. Daha ağzına ne kola, ne e, gazoz, ne de soda sürdürmedik. Yani biz öyle şey takıntılı insanlar değiliz yani. Aman ha, evladım dur şuradan fasulyeyi de ye bak. Az bilmem ne yaptım falan diyen insanlar değiliz yani. Biraz da bilmem ne. Ama niye? Çünkü babası da içmiyor. Ben kola içmeyi bıraktım. Uzun bir süredir. Eskiden günde böyle 8-10 tane diyet kola içerdim. Oh. Ama inan vücudum rahatladı ya. Yani... Tabii ben bunu burada ekranda deyince şimdi mesela Coca-Cola'da çalışan arkadaşlarımız var. Diyorlar ki eyvah ulan ne yapıyorsun? <laughs> Abi ne yapayım su lobisinden iyi para aldık. Onu biraz götürmeye çalışıyoruz. <gülüyor> Ama, <gülüyor> Ronaldo e... yapıyorsa Ronaldo'nun parası varsa bizim de iman dolu bizim gözümüz var mu? burada. <laughs> yok. Bence <yani>. o. <laughs> Bence onlar da farkındalar. Çünkü dünya bir geçiş döneminde. Evet milyarlarca insan bu ürünü tüketti ama artık zamanını doldurdu. O yüzden onlar da portfolyolarını yeniliyorlar. Yeni yatırımlar yapıyorlar. Şimdi biraz inşaat sektörü konuşacağız Cüneyt Bey. Türkiye'de değil ama yine de ilginizi çeker diye düşünüyorum. Her <laughs> yerde konuşuyoruz. Her yerdeler. Her yerde konuşuyoruz. Evet. Her yerde. Şimdi artırılmış gerçeklik yani bu belirli araçlar takarak, aracılar takarak sanal bir gerçeklik yaşatan şeyden bahsediyoruz. Artırılmış gerçeklik derken. Bu teknoloji inşaat sektörüne de giriyor. İngiltere merkezli X Y R şirketi, XIR diye okuyacağımız Reality isimli şirket inşaat sektöründe kullanmak için bir ürün tasarlamış. Bu ürün içinde 20 milyon sterlinlik bir bağış toplamış aslında. Yatırım bile değil. Ne yapıyor aslında? İnşaat sektörünü dijitalleştirecek ama bir kask aracılığıyla bu bu üç boyutlu gözlüğü takıyorsunuz. O size şunu söylüyor. Mimari çizim orada yüklü oluyor. Tuğlayı şuraya yerleştir. Birazcık sağa kaydır. Yani hiçbir şeyin planlanın dışına çıkmasına izin vermiyor. Bu neden önemli diye bakacak olursak. ya yani böyle bir problem mi varmış acaba dünyada diye bakacak olursak. Diyor ki mimari eskizlerle bitmiş binalar arasında ortaya çıkan farklılıklar büyük israf. Biz burada bu cihazla birlikte projelerde yüzde %11 aslında maliyetleri düşürüyoruz. Bu israfın değeri de ne kadarmış biliyor musunuz? Sadece İngiltere için eskizle bitmiş proje uyumsuzluğundan çıkan ziyan para 10 milyonla 25 milyon sterlin arasında değişiyormuş. Biz diyor bunu ortadan kaldıracağız. Şimdi inşaat sektöründe dijitalleşmeyi konuşuyoruz ama bir taraftan da şöyle bir şey konuşmamız lazım. Hani denizde kum sende para Kum biter mi denizde? Evet, kum gerçekten bitiyor. Hindistan'da kum mafyaları çıkmış. İnşaat için kum çok önemli ama sadece inşaat için değil. Gezegenimizde sudan sonra kullanılan ikinci en büyük önemli kaynak kum. Telefonların bataryalarında bile var ve tükenme riskiyle karşı karşıyayız. Yani nasıl olur da bu dünyada kum tükenme noktasına gelir ve bunun mafyaları çıkar? Biraz ilginç bir haber olabilir diye düşündük. Tamam bu konuya çok girmeyeyim. Devam edelim. İtenci tamam. girdi yani. Evet. Başka <laughs> tamam. konulara geçelim yani. yani. Şimdi Lululemon isminde bir marka var. Amerika'ya gidip gelenler çokça alıyorlar. Burada da ben de görüyorum. Seviyorlar bu markayı. Spor ürünleri aslında üretiyorlar. Giyecek Biliyorum. ürünler. Biliyorum. Bundan Palo Alto'da da vardı. Biraz kazık ama. Ben girdim baktım. Evet. Pahalı. Çok pahalıydı yani. Her şey yani... normal bir şeyin iki katı, üç katı. Nike, Adidas falan. Onlarla kıyasladığında. Rakiplerine göre çokça fark var ama burada ne söylüyor? Diyor ki ben de çok kaliteliyim ama bununla birlikte de sana aslında bir dünya sunuyorum. Ne yapıyor? Bir yıl önce 34 milyon dolar yatırım yapıp bir tane akıllı ve dijital bir ayna ...icat etmişler, hayata geçirmişler. Şimdi burada aslında birazcık bu haberi dinleyenler stratejik olarak da bakabilirler buna. Yani adam şey dememiş, ben işte tişört üretiyorum, tayt üretiyorum... ...bu ürünü daha iyi yapayım ya da maliyeti daha azaltayım dememiş teknolojiye acaba sporu nasıl entegre ederim sorusunu sorup yanıtlar vermiş. Şimdi bu ne yapıyor bu ürün, bu dijital ayna? Bir metrekarelik bir alana bunu koyuyorsunuz. Bu isterseniz sizin için bir kardiyo sınıfına dönüşüyor. İsterseniz bir yoga stüdyosuna dönüşüyor. İsterseniz bir box ringine dönüşüyor. Neyse o anki spor ihtiyacınız o alanı size veriyor tamamen ve bu deneyimi yaşatıyor. Şimdi biz diyor ki sadece giyim olarak değil, genel olarak sağlıklı yaşama odaklanıyoruz ve teknolojide bunun için gerekli yatırımları yapacağız yeni patentler aldık e, stresi analiz edeceğiz Ondan sonra duygusal durumunuzu analiz edeceğiz bu üstünüze giydiğiniz bu tayline ya da işte yerleştirdiğimiz diğer şeylerle cihazlarla biyosensörler aracılığıyla bunları ölçeceğiz ve tabi ki bunlar birer data olacak data da aslında burada görünmeyen ürün olarak karşımıza çıkacak ya bu aynaları ben sevmiştim aslında Amerika'da alalım mı diye düşündüm hani böyle bir şeyle ben değil de eşim çok spor yapıyor bu böyle şey işte şimdi spor bu korona ile beraber spor salonları da kapı kapandığı için işte bizim Barış ne yazık ki taş yiyor artık yani hani bütün beden eğitimli öğretmenler işsiz kaldı şimdi Türkiye'nin önünde yeni böyle bir şey de gelişmeye başladı Türkiye'de yok ama değil mi bu yani ben satsız bir anda, yok. böyle bir şeyi ben de görmedim yani ge belki geliştirmeye çalışanlar vardır e, ama bir startup ya da işte ne bileyim girişimcilik ofislerinde varsa bize haber versinler. Evet. E, konuşalım. Gidip spor yapalım. <laughs> <Yine> gidip <laughs> Merhaba. Spor yapalım. Merhaba ya sizin bir ayna varmış. E, bir dakika ben orada bir şey yapayım. Boks yapayım. Kimin aklına gelirdi ki Cüneyt Bey? Yani 80'leri falan düşündüğünüzde o tight'ları, o step şeyleri vardı hatırlarsanız. Aerobikler yapılan dönemden. Bir aynaya bunun indirgeneceği ve işlerin bunun noktaya geleceği. Yani her şeyi gereksiz hale getiriyor. Bir Gerçekten bir duvar, bir ayna, bir sen bütün sporunu ama tek yapabiliyorsun. Ama ayna olarak bakma yani. Ayna var. Aynanın e, şeyi var. Yani onun içinde bir aplikasyon koyuyorsun, teknoloji Tabii, koyuyorsun, var. sporu koyuyorsun. Tabii. Yani bayağı bir şey koyuyorsun aslında içine. Medya oluyor işte. Tabii. Evet. Şimdi Fransa'da bir haber. E, biraz şaşırdım açıkçası ama skandallar zaten böyledir. Bizi şaşırtırlar. E, Ikea'nın çalışanlarını çok İki uzun hariç. süre evet. Fr Fransa <laughs> tamam Fransa'daki IKEA'nın ama diğer ülkelerdeki değil çalışanlarını 10 yıl önce başlayan bir skandalmış bu aslına bakarsanız. Davası uzun süre görülmüş. Versay mahkemesi dün karara bağlamış. 2 ayı 1 milyon euro cezaya mahkum etmiş. O dönemin CEO'su Jean-Louis'i de e, 50 bin euro cezaya ve 2 yılda e, ertelemeli hapis cezasına e, çarptırmış. Şimdi benim anladığım kadarıyla davanın çok ince detayları ortaya çıkmıyor ama aslında şirketin kendisi değil e, bu eski CEO'nun Jean-Louis'nin burada ciddi bir şeyi var çalışanlara iş başvurusu yapan kişilere gözetlemek için yasa dışı sistem kurma emri vermiş. Hatta işi o öyle noktalara getirmiş ki polis dosyalarına erişme, işte bir eski askeri işe alıp insanların peşine takma. Yani düşündüm yani sen bir alt tarafı birini işe alacaksın. Yani nedir bu kadar çok? Diye böyle bir aksiyonun içerisine giriyorsun. Sonuçta 52 ülkede şubesi olan bir e, dünya markasını zan altında bırakıyorsun. Fransa'da 34 mağazası varmış. 10 binden fazla da çalışanı varmış. Ne yapacak şimdi bu çalışanlar. 400'den fazla kişinin hayatını etkilemiş. 2009-2012 yılları arasında yapılan bu yasa dışı gözetlemeler ve casusluk aktiviteleri. Şimdi orada biraz e, Fransa'ya da bakmak lazım. Fransa'nın hikayesinde şöyle bir şey var. Özellikle zaten alttan alta bir ırkçılık vardı orada. Yani şeyde e, mesela ben ırkçılık olarak hani biraz öyle okuyorum bu bütün bu gözetleme şeyini. Bu Bataklan saldırısından sonra yani yüzlerce insanın hayatını, yüz, 112 yüz insan hayatını kaybetmiş. Ondan sonra bu şey biraz daha böyle bir DNA'sına işlemeye başladı. Hatta yani senin anlattığın bu haber aslında önümüzdeki Fransa seçimlerinde de geleceğiyle ilgili bir şey. Yani şu anda mesela Macron daha böyle ortanın sağındaydı, sağın ortasındaydı. Şimdi adam Le Pen'den bile, Maria Le Pen'den bile daha marjinal bir yere savruldu, savruluyor. Türkiye ile mesela arasındaki o hani İtiş kakışın nedeni de bu. Bununla ilgili Fransa'da yaşayan bir arkadaşım vardı. Böyle büyük bir moda devinde çalışıyor. Kendisi Kürt. Kürt bir kadın, başarılı bir kadın. Ve de şey yapıyor işte orada çalışıyor. İş alımında şunu fark ediyor. insan kaynaklarıyla CEO'nun ve işte onların böyle bir ekip arasında mesajlaşmada hani direkt mesela ya ismi Fransız olmayanları işe almayalım demiyorlar da ya farklı isimleri alırken de işte bilmem neye dikkat edelim diyorlar. Yani böyle bir kendi aralarında sanki şifreli gibi ama hani bizim nasıl... Kod Türkçe oluşturmuşlar. Desin, sen hani kod oluşturmaya gerek bir şey yok yani. Ver şimdi lan bırak dediğimde sen anlıyorsun ne demek istediğimi. Yani hani bak, tabii. bu şu anlama geliyor gibi bilmem ne gibi bir sürü anlama geliyor orada. Yani hani o Fransızcanın içindeki çeşitli şeyleri kullanıyorlarmış. Ki ben ona bile mi yani ne kadar ırkçı bunlar baksana adam ya yani onu yapan bunu da yapar tabii ki bambaşka bir yere, bambaşka bir levela taşımış adamlar gördüğüm kadarıyla. Tabii kitlesel bir gözetim tehdidi de var dünyada bizi bekleyen. Yani bu sadece aslında şirketler boyutunda ya da bu boyutta değil, bütün e, ülkelerin aslında vatandaşlarını izlemesiyle ilgili de bir boyutu var bunun. Çin'de çok anlatılan, Netflix'te de bunun bir şeyi çıkmıştı, belgeseli çıkmıştı. Bu gözetleme meselesi gerçekten başka boyutlara gidebilir. Yani ufak bir şey sadece parantez. Yani mesela bu şeyle de ilgili. Şimdi yine bağlıyorum birbirine yani ama aslında her şey birbirine bağlı. İşte diyorlar ki NATO Çin'e karşı biraz önce dedim ya yani niye, niye Çin'e karşı? Çünkü onlar da döndürüyorlar dolaşıyorlar lafı şeye getiriyorlar. İşte yeni NATO 2030 yılının NATO'su bireysel özgürlüklerin kısıtlandığı kontrol altına alındığı ülkelere karşı. Yani ben, ben pek yemiyorum bunu da yani en azından yazıyorlar adamlar. Hani Böyle bir şey söylüyorlar yani çünkü Çin bunu gösteri gösteri yapıyor belki ya da Rusya bunu gösteri gösteri yapıyor ya Amerika bunun en alasını yapıyor yani hani NSA evet. yapmıyor mu FBI yapmıyor mu CIA ya yapmıyor mı e, İngiltere İşler de yapıyor gibi. İngiltere yapmıyor mu yani Julian Assange diye bir adam şu anda hani bireysel özgürlüklerin olduğu İngiltere'de yıllardır tutuklanıyor ve de Amerika'ya iade, iade edilsin ki asılacak mı asılmayacak mı diye bekleniyor yani lafa gelince de Türkiye'de ifade özgürlüğü yok yok. Tamam. Ya yani ona da bir şey demiyorum da orada da var anlamına gelmiyor yani burada yok olmaz. Neyse yine nereden nereye geldik ya Sen geldik. Güzel, ter, ter, ter en en, ki, en güzeli En yani. güzel En güzeli kişisel gelişim konuları Cüneyt Bey. bir süre sonra oraya bağlasak daha iyi olur. <laughs> Varsa bağlayalım bir tane öyle bitirelim. Var mı bir kişisel gelişim konusu? Ee, yok. <laughs> Peki. üzgünüm tamam Tamamdır, çok, teşekkür çok teşekkür ederim, ederim. görüşmek Görüşürüz. üzere hoşçakalın iyi yayınlar Hadi bye bye.